LGS'ye son 20 gün Hayallerimiz için 20 gün sonra sözel ve sayısal bölümde bir sınav bizi bekliyor ve bu sınav sonrası da inşallah yapabildiğimizin en iyisini yapacağız. Tabii ki bazı yanlışlarımız olabilir ama biz elimizden gelenin en iyisini yapıp kendimiz için güzel bir liseye yerleşeceğiz. Hiç endişelenmemize gerek yok. Bizler zaten en başından beri çalışarak, gayret göstererek, arada bir vazgeçsek de, arada bir üzülsek de her seferinde bir şekilde kendimizi testin başında, soru bankasının başında, denemelerin başında bularak esasında kazanmayı en çok da biz hak ettik ve inşallah da kazanacağız arkadaşlar. Şimdi günün sözüne baktığımızda zorlanan her sınır kendisini aşan bir şeylerinde habercisidir. Evet, biz bazen sınırlarımızı zorlamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani günde 100 soru çözüyorsak bazen 150, 150 çözüyorsak 200 çözmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü hayal ettiğimiz bir yeri kazanmamız için esasında planladığımızdan biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor. Çünkü biraz daha fazla çalışırsak işte o zaman işte tam o sırada artık hedeflerimize ulaşacağımız ana yaklaşmış oluyoruz. Dolayısıyla bol soru çözdüğümüzde hiçbir şekilde moralimiz bozulmamalı. Hatalar yaptığımızda moralimiz bozulmamalı. Bizler gayret gösterip yolumuza devam etmeliyiz. Günün yorumuna baktığımızda Gökdeniz Erdem diyor ki... Bütün gün evdeyiz. Bunu nasıl avantaja çevirebiliriz? Şu an deneme netlerimiz nasıl olmalı diyor. Şu an deneme netleriniz nasıl olmalı sorusuyla başlamak istiyorum. Arkadaşlar bunu her zaman paylaşıyoruz ama bu tabii ki duruma göre değişir. Mesela şöyle yazalım. Ee, nasıl yazalım mesela? Türkçe yazıyorum buraya. Şöyle yazıyorum bakın. Türkçe. Aynı, aynı zamanda mat yazıyorum. Fen yazıyorum. İnkılap. E, din. Ve İngilizce yazıyorum. Tamam mı? Şöyle hatta çizmeye çalışayım. Bir, iki, üç, dört. Hatta kaç aralık olsun? Beş aralık yapalım şöyle. Tamam dört aralık yapalım. Diyelim ki hedefiniz örnek veriyorum. 400-420 puan arası olsun. 400-420 puan arası olsun. Veyahut da 420-440 puan arası olsun. Veyahut da 440-480 puan arası. Veyahut da 480-500 puan arası olsun. Tabii ki bu her derse göre değişebilir. Daha doğrusu her e, puana göre değişebilir ve her sene sınavlarda soruların zorluk derecesi değişebiliyor. Mesela 2018'de Türkiye ortalaması Türkçe'de 12,5 iken e, 2020'de 20, e, 10 olmuş mesela düşmüş yani. 2,5 net düşmüş. Her yıl değişebiliyor ama sıkıntı yok. Şimdi Türkçe'de arkadaşlar... 400-420 puan aralığında yapan öğrencilerin ortalama netlerine baktığımızda Türkçe'de 16, matematikte 8, fende 15, işte inkılapta 8, dinde 8, İngilizce 7 net yaptıklarını görüyoruz. Ama 420 ve üzerine çıktığımızda 17, 14, bakın bir yanda matematik neti nasıl artıyor görüyor musunuz? Bura gene 15, bura gene 8, bura gene 8, burası gene 8 olabiliyor. 440-480'e baktığımızda 18, 16, 16 10 7 10. Bunlar her yerde değişebilir arkadaşlar. Ben ortalama net veriyorum. Bunlar gerçek gerçekten kazanmış öğrenciler netlerine bakarak söylüyorum geçen senelerde gelmiş netlerde. 19 18 18 10 10, 10'da ise gördüğünüz gibi 480 ve üzeri olmuş oluyor. Şimdi burada sınavın zorluğuna bağlı olarak matematik 17'de net de yapabilirsin, 19 net de yapabilirsin. Türkçede 20 de yapabilirsin, 18 de yapabilirsin. Hiç fark etmez. Burada önemli olan ortalama şu anda bu netlerdeyseniz Ortalama da bu puanlardasınız. Yani Türkçe'de 17, Matematikte 14, Fen de 15, diğer derslerde 8-8-8 yapıyorsan ya da bunlarda 10-10-10 yapıyorsan muhtemelen 440 netler civarındasın diyebiliriz. Şu anki deneme netlerimizden daha önemli olan bir şey denemelerde yaptığımız yanlışları öğrenip daha fazla yüksek soru, daha fazla yüksek nete ulaşmak. Bütün gün evdeyiz. Bunu nasıl avantaj çeviriyoruz? İşte bu şekilde. Ne yapacağız? Sabahleyin kalkacağız bir deneme çözeceğiz. Denememizi çözdükten sonra, denememizi çözdükten sonra hemen burada çıkan yanlışlarımızla alakalı soru bankalarından, tekrar kitaplarından sorular çözeceğiz. Ve eğer şu ana kadar bütün denemelerimiz bittiyse çıkmış sınav sorularını çözebiliriz. 2020 LGS'yi, 2019 LGS'yi çözebiliriz. Bunun haricinde yine önemli bir şey var ki bizler kitap okuyabiliriz arkadaşlar. Yani sıkıldıysak hocam bütün gün evde ders çalışmaktan, test çözmekten sıkıldım diyorsanız mutlaka mutlaka televizyon izlemek yerine, film izlemek yerine kitap okumanız sizler için çok çok faydalı. Kitap okumak neden faydalı? Birincisi hayal gücümüzü geliştiriyor. Matematikte, fende veya Türkçede yoruma dayalı sorularda, muhakeme gerektiren sorularda Zihnimiz daha hızlı çalışıyor. İkincisi dikkat yeteneğimiz gelişiyor, odaklanma yeteneğimiz gelişiyor. Dolayısıyla bizler günde bir ya da iki deneme çözdükten sonra ardından o denemede yaptığımız yanlışlarla alakalı buradaki analizlerimize bakarak, şuradaki analizlerimize bakarak ...ben bu konularla alakalı test çözeceğim diyebilirsiniz... ...sonrasında da kitap okuyabilirsiniz... ...kitap okumak hem zihni rahatlatıyor arkadaşlar... ...hem de az önce söylediğim gibi sadece Türkçe dersi değil... ...diğer derslerde de bize katkı sağlıyor... ...zaten az bir zaman kaldı... ...bu zaman içerisinde de bizi strese sokabilen... ...bizi üzebilecek insanlardan da uzak duruyoruz... ...niye çünkü yapamazsın, yapamazsın... Çok... ...öyle şeyler diyen insanlar sizin dikkatinizi dağıtıyorsa... ...müsaade eder misin... ...ben artık sınava odaklanmak istiyorum demeniz gerekiyor... Günün kaynağına baktığımızda derece seti arkadaşlar. Gerçekten de şu anda Türkiye'de en yüksek netlere hedefleyen öğrenciler için hazırlanmış mükemmel bir e set. Derece setimizin içerisinde kitapları sizlere şöyle tanıtmak istiyorum. Şöyle çıkarıyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi içerisinde paragrafın en zor kitabı olan paragrafta son nokta. Matematiğin en zor kitabı olan matematikte zor ve ötesi ve hedefim derece denemeleri var. Hedefim derece denemeleri gerçekten inanılmaz, zorlayıcı sorulardan oluşuyor. Yani Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Ankara Fen Lisesi gibi yüksek okulları isteyen öğrencilerimiz için hazırlanmış özel sorulardan oluşuyor. Zor ve ötesi matematikte sorular o kadar seçici ki işte hepsini doğru yaptığınızda deha, bir yanlış yaptığınızda süper zeka ve hatta ...işte iki yanlış yaptığınızda efsane şeklinde, üç yanlış yaptığınızda başarılı şeklinde bir ee, nitelendirme yaptık. Çünkü sorular gerçekten son derece seçici. Ama takıldığımız sorular olursa da burada da yine Karaköy Doktorak'tan soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyebiliyoruz. Paragrafta Son Nokta ise olabilecek en belirleyici, en zorlayıcı paragraf sorularından oluşan özel bir kitap. Tabii hem Paragrafta Son Nokta kitabında hem zor ötesinde hem de hedefim derece denemelerinde... Leg LGS'de çıkabilecek en zor tarz. Yani LGS çıkmayacak kadar alakası zor sorular değil. Yani 9. sınıf, 10. sınıf konuları yok. Yine Milletin Bakanlığı müfredatına ve kazanımlara uyumlu bu üç kitabı da yine derece seti sayesinde avantajlı bir şekilde burada Tonguç Mazdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım günün okulu neymiş? Yozgat Şehitler Fen Lisesi gördüğünüz gibi 428 puanda tıp mühendislik, diş hekimliği, eczacılık, hukuk yine en yüksek başarıları kazanmış güzel bir fen lisesi. Yozgat Şehitler Fen Lisesi. Sizleri bekliyor arkadaşlar. Bütün Türkiye'deki bütün o güzel fen liseleri. Ankara'daki, İzmir'deki, Manisa'daki, Tunceli'deki, Kayseri'deki, Trabzon'daki bütün o güzel fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu İmam liseleri. Bütün güzel liseler sizleri bekliyor. Sizler kazanacaksınız, sizler çalışacaksınız. Hadi bakalım ödülü soruya yorumlarınızı bekliyoruz.